Adli sicil tarihinde, sistemi mevcut ilkeleri yeniden değerlendirmeye zorlayan birçok vaka vardır. Geçen yüzyılın sonunda, yüzyılın en kötü şöhretli davalarından biri olan çifte, cinayet davası Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Aradan 30 yıl geçti ve hikayenin kahramanının kötü adam mı yoksa kurban mı olduğunu kesin olarak söylemek hala mümkün değil. Nicole Brown Mayıs 1959'da Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu. Denise adında bir kız kardeşi vardı. Değişim arzusu Brown ailesini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya itti ve burada Garden Grove, Kaliforniya şehrine yerleştiler. Burada aileye bir ekleme bekliyordu. İki kız daha doğdu, Dominique ve Tanya. Nicole Amerikan toplumuna kolayca uyum sağladı. Nazik bir mizaca sahip sarışın güzelliği, yolda karşılaştığı herkesin kalbini kazandı. Güneşli sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti ve okulunda balo kraliçesi oldu. 1977'de kadersel bir buluşma gerçekleşti. Nicole'un garson olarak çalıştığı Beverly Hills'teki elit kulüplerden birinde futbol yıldızı O.J. Simpson ile tanıştı. O zamanlar, Margaret'le evli ve 3 çocuk sahibi olmasına rağmen, filmlerde ve reklamlarda rol alan adam popülerliğinin zirvesindeydi. Aralarında bir kıvılcım vardı ve 12 yıllık fark aşıkları utandırmadı. Daha sonra Simpson ailesinde bir trajedi yaşandı. Oğlu 1979'da bir yüzme havuzu kazasında boğuldu. Bu olay aile içindeki ilişkileri önemli ölçüde bozdu. Aynı yıl o ve Margaret boşandı. Bundan sonra resmi olarak Nicole ile çıkmaya başladı. Çift 1985 yılında evlendi. Düğünleri Los Angeles Brentwood'un prestijli mahallesindeki lüks bir malikanede gerçekleşti. Eşinin soyadını alan Nicole Brown Simpson olarak tanınmaya başladı. Tüm hayatı alt üst oldu. Evlilikleri sırasında Nicole ve O'Jane iki çocuğu oldu. 1985'te Sydney ve 1987'de Justin adında bir oğulları dünyaya geldi. Nicole şefkatli bir anneydi. Dadı tutmuyor, çocukları için etkinlikler düzenliyor, ailece rahat tatiller ayarlıyordu. Ev işlerine ek olarak, Nicole küçük bir iç dekorasyon işi açtı. Müşterileri kocası ve onun arkadaşlarıydı. Ailelerinde her şey yolunda gibi görünüyordu. Ama bu cennet kısa sürdü. Tüm bu süre boyunca O.J. karısını aldatıyor ve ona kötü davranıyordu. Jenny'nin davranışlarındaki ilk alarm zili, eline bir beyzbol sopası alıp Mercedes'i parçaladığında çaldı. Kadın kocasına karşı suç duyurusunda bulunmayı reddetti. Cezasızlık insanları daha iyi yapmaz, bu yüzden şiddetin derecesi arttı. Aile dostları Nicole'un vücudunda morluklar gördüklerini söylediler. Kocası onu öldürmekle tehdit etti ve saldırıları sırasında birkaç kez polisi aradı. Böyle zamanlarda polis Nicole'u dövülmüş ve evin bahçesinde kocasından saklanırken buldu. Simpson eşine karşı uygunsuz davrandığını ve eşine vurduğunu kabul etti. Ancak bu tür olayların genellikle her iki kişinin de hatası olduğunda ısrar etti. Söylentilere konu olan diğer aile içi şiddet olaylarını reddetti. Yargıç onu 12 saat kamu hizmeti ve $200 para cezasına çarptırdı. Çift hala kavga ediyordu ve 7 yıllık evlilikten sonra 1992'de Nicole, uzlaşmaz farklılıkları gerekçe göstererek boşanma davası açmaya karar verdi. Nicole zaman zaman eski kocasıyla iletişim kuruyordu. İşleri büyük ölçüde O.J.'in desteğine bağlı olan ailesinin baskısı sayesinde birkaç kez uzlaşma girişiminde bulundular. Ama hepsi boşa çıktı. Kadın ve çocukları Brentwood'da kiralık bir eve taşındı. Boşanma davası sonucunda Nicole $430.000 boşanma tazminatı ve aylık $10.000 nafaka aldı. Nicole kendine pahalı bir araba aldı ve lüks bir sosyal hayat yaşadı. Yıllarca en iyi arkadaşı Kardashian ailesinin annesi olarak bilinen Kris Van Der oldu. Nicole henüz evliyken aile dostu olmuşlardı.
Boşandıktan sonra Chris arkadaşını destekledi, sık sık ona yardım etti ve çocuklarına bakıcılık yaptı. Aralık 1992'de Aspen, Colorado'da kayak yaparken Nicole, Cato Kalin adında bir adamla tanıştı ve arkadaş oldu. O kadar yakın arkadaş oldular ki, adam Nicole'ün arazisindeki bir misafir evine taşındı ve bir yıl boyunca orada yaşadı. Adam kira ödedi ve kadının çocuklarının bakımına yardımcı oldu. Ancak aralarında romantik bir ilişki yoktu. Uzaklaştırma emri almasına rağmen, OJ Nicole'ü takip etti. Onu kelimenin tam anlamıyla her yerde gördü. Kadın paranoyaklaştı. Ocak 1994'te Nicole ve çocukları güvenlik nedeniyle evlerini değiştirdiler. Aynı mahallede kiraladıkları 3 katlı başka bir eve taşındılar. Arkadaşı Cato da onlarla birlikte taşındı ve arka bahçesinde bir misafir evi kiraladı. Hayat yavaş yavaş daha iyiye gitmeye başladı ve Nicole gelecek için büyük planlar yaptı. Kısa süre sonra Nicole, tanıştıkları dönemde esmer olan Ron Goldman ile bir ilişki kurmaya çalıştı. Çılgın ve fırtınalı bir aşktı. Christie daha sonra onun Nicole'e takıntılı olduğunu ve onu imajını değiştirmeye zorladığını itiraf etti. Saçlarını sarıya boyadı ve onun emriyle Nicole gibi giyinmeye çalıştı. Daha sonra o Jane. Yasal sorunları yüzünden ayrıldılar. Ancak Christie'nin peşini de bırakmıyordu ve Christie ondan korkuyordu çünkü ovu insanların gitmesine izin verme konusunda iyi değildi. Trajik olaylardan kısa bir süre önce Nicole, 25 yaşındaki Ron Goldman ile tanıştı ve aktif olarak iletişim kurmaya başladı. O gün kızının dans konserinde Nicole ve eski eşi de vardı. Konserin ardından çocuklarıyla birlikte en sevdiği restorana giden Nicole, burada saat 18.00 sularında akşam yemeği yerken Ron'la yolları kesişti. Biraz sohbet ettikten sonra Nicole ve çocuklar eve gittiler. Nicole ayrılmadan önce, arkadaşı Ridge ertesi gün önemli bir konuyu görüşmek üzere buluşmaları gerektiğini söyledi. Ancak bu buluşma hiç gerçekleşmedi. Nicole'ün gözlüklerini yanlışlıkla Ron'un evinde unuttuğu ortaya çıktı. Ronald onları buldu ve aksesuarı geri vermek için arkadaşının evine gitti. Los Angeles'teki evinin önünde buluştukları sırada korkunç bir trajedi yaşandı. Saat 22.45'te Nicole Cato'nun komşusu evinden gelen şüpheli bir ses duydu ve sorunun ne olduğunu kontrol etmek için dışarı çıktı. Orada Nicole'ün köpeğini gördü. Köpek telaşlı bir şekilde sürekli havlıyordu. Komşu daha yakından baktığında kan ve cesetler olduğunu fark etti ve 911'i aradı. Olay yerine gelen polis memurları dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Olay yeri fotoğrafları son derece şok edici. Bunları Telegram akışımda yayınlayacağım, bağlantı açıklamada ve sabitlenmiş yorumda olacak. Abone olun. Nicole'ün cesedi bir kan gölü içinde cenin pozisyonunda yatıyordu. Boyun bölgesinden o kadar çok bıçaklanmıştı ki başı neredeyse vücudundan ayrılmıştı. Otopsi sonucunda kurbanın boynundan ve başından 7 kez bıçaklandığı ve boğazının kesildiği anlaşıldı. Çifte cinayetin baş şüphelisi, evlilikleri boyunca Nicole ile olan tacizkar ilişkisi ve son zamanlarda onu takip etmesi nedeniyle OJ Simpson'du. Polisin şüphesini doğrulayan bir tanık bulundu. Simpson'un limuzin şoförü, futbol yıldızını Los Angeles havaalanına götürdüğünü ve Chicago'ya uçtuğunu, oraya sabah 5.30'da vardığını söyledi. Daha sonra havayolu çalışanlarıyla görüşüldü. Kondüktör müfettişlere Simpson'un tüm uçuş boyunca, sanki bir şey saklıyormuş gibi, elini spor çantasında tuttuğunu söyledi. Şimdi, bu ana geri dönelim. Simpson sabah 6.15'te Or Plaza Hotel'e giriş yaptı ve kendisine 915 numaralı odanın anahtarı verildi. Yaklaşık 30 dakika sonra, bir benzin istasyonu görevlisi müfettişlere, Simpson'a benzeyen birinin otelin yakınındaki ormanda kazı yaptığını fark ettiğini söyledi. Los Angeles dedektifleri OJ'yi arayıp sorgu için Los Angeles'a dönmesini istediler. O da bunu kabul etti. Simpson'un avukatlarına göre,
aramadan hemen sonra Ovu eski eşinin ölüm haberinin verdiği acı nedeniyle bir bardağı kırarken elini kestiğini iddia etti. Ancak daha önce de anlatıldığı gibi Desi yol boyunca elini sakladığını bildirdi. J.N.'in elindeki yara nedeniyle bunu yapmış olması ve bu yarayı çok daha önce, hatta Chicago'ya gelmeden önce almış olması mümkündür. Ovu otel odasındayken Kati adında bir kadın, çeşitli hava yolları ve bir araba kiralama şirketi de dahil olmak üzere 10 arama yaptı. Los Angeles'a bir uçuş için bilet almış ve kendisini havaalanına götürmesi için bir araba gönderilmesini istemiştir. Kati'yi neden aradığı bilinmemektedir. Ardından Ovu sabah 8:21'de Lapti'yi aradı ve yakında döneceğini söyledi. Bir otel çalışanı Simpson'un sabah 8:30'da lobiye indiğini ve havaalanına gitmek için acele ettiğinden arabasının henüz gelmemiş olmasına üzüldüğünü söyledi. Yumruğunu tezgahın üzerine vurmuş ve eli kanamaya başlamış. J, bir otel çalışanından elini sarmasını istedi. 5 dakika sonra bir araba geldi ve Simpson havaalanına götürdü ve sabah 9:15 uçağıyla Los Angeles'a geri döndü. Bu arada dedektifler, bir görgü tanığının ihbarı üzerine Chicago'ya uçtular ve yerel polis memurlarının desteğiyle otelin yakınındaki ormanlık alanı metal detektörlerle aradılar. Jane, cinayet silahı olan bıçağı sakladığını tahmin ettiler. Ama hiçbir şey bulunamadı. Dedektifler otel odasını da aradılar. Kanlı çarşaflar, kırık camlar ve üzerinde bir Hollywood menakerinin adının yazılı olduğu yırtık bir kağıt parçası dikkatlerini çekti. Ayrıca banyoda bulunan parmak izleri ve kan örneklerine de el koydular. Los Angeles'a döndükten sonra, Simpson saat 11:00 civarında olay yerine geldi. Orada, Al Collins adındaki futbol takım arkadaşına sarıldı. Simpson yakalandı ve polis karakoluna götürüldü. J.Y. yalan makinesi testine girmesi teklif edildi ama o reddetti. Bu durumda şüpheleri artırdı. 47 yaşındaki Ovu çifte cinayetle suçlandı. Suçunu kabul etmedi. Ancak her iki kurbanın aile üyeleri de ölümlerinden onun sorumlu olduğuna inanıyordu. Ancak o sırada aleyhinde hiçbir kanıt yoktu. Bu yüzden adam serbest bırakıldı. J, bu fırsattan istifade ederek beyaz Ford Bronco'suyla kaçtı. Kolluk kuvvetleri bir takip başlattı. Kovalamaca yakındaki tüm devriye arabalarını engelledi. Beyaz Ford'un otoyolda hızlı ilerleyişini 90 dakika boyunca dünyanın dört bir yanındaki 100 milyon izleyici televizyondan izledi. Devriye arabalarının yanı sıra kameralı birkaç helikopter tarafından da takip edildi. Kovalamacanın görgü tanıkları, silahlı saldırganın gittiği otoyolda sıralandılar. Ellerinde silahla yarattığı tehlikeye rağmen, bu kritik durumda ona el salladılar ve onu alkışladılar. Neyse ki kimse yaralanmadı. 100 kilometre sonra devriye görevlileri Ford'u durdurmayı ve baş belasını yakalamayı başardılar. Bundan sonra O.J. otomatik olarak çifte cinayetin baş şüphelisi haline geldi. Aslında polis diğer adayları dikkate bile almadı. Bir aile dostu O.J.'nin kendisine Nicole'u biriyle yakalarsa onu öldüreceğini söylediğini iddia etmiştir. Nicole'un cinayet sırasında Ron Goldman'la birlikte evinin arka bahçesinde olduğu düşünülürse, bu durum daha önce aile içi bir zorba olduğunu göstermiş olan O.J.'de kıskançlık ve saldırganlık patlamasını tetiklemiş olabilir. Ona yakın olanlar, bize Simpson'un geçmişinde akıl sağlığı sorunları olduğunu söylediler. Migrenden muzdaripti ve bazen reçeteli ilaçlarını almayı unuttuğunda kendi kendine konuşuyordu. Nicole'un cenaze töreni 16 Haziran'da yapıldı. Cenazeye kocası, iki çocuğu, ailesi ve arkadaşları katıldı. Nicole'un komşusu Chris Wenner, dördüncü kızı Kendall Nicole Wenner'a ölen en iyi arkadaşının adını verdi. Kendall, ölümünden 1,5 yıl sonra dünyaya geldi. Bunu tüm ülkenin izlediği uzun ve karmaşık bir hukuk mücadelesi takip etti. Dava, aşk ve nefret, ırkçılık ve aile içi şiddet,
Amerika Birleşik Devletleri yargı sisteminin yetersizlikleri ve televizyon ve gazetecilerin amansız ilgisiyle Yüzyılın davası olarak anılmaya başlandı. Her şey köpek balıkları için bir ziyafeti andırıyordu. Bilginin yayılma hızı o kadar yüksekti ki, bu olaylara aşina olmayan jüri üyeleri bulmak zordu. Sonunda, son derece taze vatandaşlar arasından bir değerlendirme ekibi oluşturuldu. Medyadaki yankı nedeniyle, savcılık makamı o vay o meşhum akşamda vay o meşhum gecede kıskanç bir öfkenin pençesinde kıvranan kıskanç bir adam olarak göstermeye çalıştı. Onlara göre Simpson eski karısı üzerindeki kontrolünü kaybetmişti ve bu nedenle onu öldürmeye karar vermişti. Savcılık O.J. suçlu olduğuna dair kanıtlar sundu. Cesetlerin yanında şüphelinin giydiği 40 numara ayakkabının kanlı izleri bulundu. Bu izlerin solunda kan damlaları bulundu. Olay yerinde muhtemelen failin giydiği kanlı bir eldiven ve örme şapka bulundu. Davayla ilgilenen ve cinayetten birkaç saat sonra, sanıkla görüşen dedektifler duruşmada ifade verdi. Polis memurları, sanığın sol kolunda, biri oldukça büyük olan birkaç kesik gözlemlemişlerdir. Bu yaraları kurbanları keserken aldığı anlaşılıyordu. Olay yerindeki kan izlerinin nedeni de bu yaralardı. Simpson'un arabasında da kan lekeleri bulundu ve olay yerindeki damlacıkların analizi, kan grubuyla eşleştiğini gösterdi. Savcılık ayrıca tanıklık da sundu. Ovu Simpson tarafından kiralanan bir limuzinin şoförü, kurbanın evinin dışında dolaşan hayalet bir figür gördüğünü ifade etmiştir. Ancak savcılık bunu reddederek şoförün uyuyakaldığını ve izini kaybettirmek için suç işlemekten yeni döndüğünü söyledi. Savcı Marcia Clark başından beri zaferden emindi. Ancak savunma ekibi pes edecek gibi değildi. Simpson'un avukatları Kardashian ailesinin babası Robert Kardashian, Vohni Cochran, Alan Dershowitz ve Lee Bailey'di ve gazeteciler tarafından Eriya Takımi olarak adlandırılmışlardı. Simpson'un ekibi, müvekkillerinin masumiyetini şiddetle savunarak polisin çalışmalarındaki kusurlara işaret etti ve savcılığın davasını sorguladı. Onlara göre, olay yerinde deneyimsiz adli tıp görevlileri çalışmış, adli tabip hemen çağrılmamış, bölge kötü bir şekilde kordon altına alınmış ve kirletilmişti ve kanıtlar şüpheliydi. Savunma avukatları, tanıkları agresif bir şekilde çapraz sorguya çekerek ifadelerini çürütmeye çalıştı. Savcılar her noktayı açıklamalarına rağmen, jüri üyeleri bazı kanıtların güvenilirliği konusunda şüpheleri olduğunu söylediler. Duruşma olaylı geçti. Eski bir NFL oyuncusu olan sanık bir yıldız olarak görülüyordu ve savcılar onu kıskançlık yüzünden eski eşini öldürmekle suçluyordu. Duruşmada aile içi şiddet hikayeleri ortaya çıktı. Ancak savunma avukatları siyah futbolcunun ırkçı polis tarafından suçlandığı konusunda ısrar etti. Bu taktik, Simpson'un davasının siyahlara yönelik adaletsizliğin bir sembolü olduğunu düşünen Afro-Amerikalılar arasında büyük tepki yarattı. Siyah Amerikalıların yargı sistemi tarafından haksız yere mağdur edildiği diğer davalara dikkat çekildi. Simpson duruşmada hemen sadece kendi çıkarlarını değil, tüm Amerikan toplumunun çıkarlarını temsil ettiğini belirtti. Simpson'un popülaritesinin zirvesinde olduğu 1960'lı yıllarda, siyah Amerikalılar ırk ayrımcılığı ve baskıya karşı kitlesel olarak seslerini yükseltmeye başlamışlardı. Dava, zamanının bir sembolü haline geldi. Dar çevrelerde, Simpson davası birkaç kurgu eser için temel olarak bile kullanıldı. Birçok insan hakları aktivistine göre, bu dava Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırksal bölünme sorununu ortaya çıkarmıştır. Dava sırasında Los Angeles Polis Departmanı'nın üst düzey yetkilileri arasındaki yolsuzlukla ilgili birçok gerçek ortaya çıktı. Simpson suçlamalarla mücadele etmek için en iyi avukatlardan oluşan bir rüya takımı kurdu. Ancak masumiyeti konusunda hala şüpheler var. Bazıları, Simpson'un pozisyonunu ve mali kaynaklarını suçtan sıyrılmak için kullandığını savunuyor. Onlara göre ırk ayrımcılığı, jürinin dikkatini suçlamaların özünden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak davanın merkezine yerleştirildi. Kurbanların yakınları,
Simpson'un yasaların üstünde olduğunu düşünerek ayrıcalığını alaycı bir şekilde kullandığına inanıyordu. Savcılar Simpson aleyhinde fazlasıyla kanıt olduğunu savundu. Bunlar arasında suç mahallinde bulunan kan izleri ve Nicole'ün günlüklerinde korkularından bahsettiği kayıtlar da vardı. Duruşma sırasında aile içi şiddet konusu gündeme geldi. Ancak sanık tanık ifadesine rağmen bunu şiddetle reddetti. Simpson'un kaçma girişimi de savcılığın temel argümanlarından biriydi. Adil bir ceza almaktan korktuğunu ileri sürdüler. Savunma ise Simpson'un, Los Angeles kanun uygulayıcılarının ünü göz önüne alındığında, hayatından endişe ederek polisle karşı karşıya gelmekten kaçınmaya çalıştığını iddia etti. Simpson'un geçmişi göz ardı edilmedi. Nicole ile tanıştığında kendisi 29, Nicole ise sadece 18 yaşındaydı. O zamana kadar zaten başarılı bir adamdı, iki çocuk babasıydı ve evliydi. Dışarıdan bakıldığında birliktelikleri mükemmel görünüyordu. Ancak yakın aile üyeleri kapalı kapılar ardında yaşanan şiddet olaylarını anlatıyordu. Trajik ölümünden kısa bir süre önce Nicole Brown Simpson yakın bir arkadaşıyla hayatı ve sağlığıyla ilgili endişelerini paylaştı. O.J. Simpson'un zaman zaman kontrolünü kaybettiğini ve Lasso'nun kıskanç ve manipülatif davranışlar sergilendiğini belirtmiştir. Bu notlar, savcılığın duruşma sırasında sanığın suçluluğunun temel kanıtı olarak yoğun bir şekilde kullandığı günlüklerinde bulundu. Olay yerinde kana bulanmış bir giysi parçası bulundu. Bir lab dedektifine göre, O.J.'nin evinde aynı türden ikinci bir eldiven bulundu. Eski bir cinayet masası müfettişi, Simpson'un suçlu olduğunu gösteren kanıtları detaylandıran bir kitap yazdı. Ancak bu teoriye karşı çıkanlar, yazarı önyargı ve ırkçı önyargı ile suçladılar. Kitabın uydurma olduğunu ve kanlı eldivenin siyah bir adamın evine yerleştirildiğini iddia ettiler. Savcının eldivenle ilgili iddialarının çözülmesi mahkeme salonunda gerçekleşti. Sanıktan eldiveni denemesi istendi ve gerçekten de ona tam olarak uymadığı ortaya çıktı. Bu tür eldivenler, Simpson'un bıçak tutmasını ve kullanmasını rahatsız edici hale getirebilirdi. Eldiven giydirme işlemini başlatan savcılıktı ve daha sonra bu karar 20. yüzyılın kolluk sisteminin en büyük yasal hatalarından biri olarak adlandırıldı. Savcılık, olay yerinde kurbanların ve OJ'nin kanı dışında başka kan bulunmadığında ısrar etti. J'nin DNA'sı sanığın arabasında da bulundu, ancak avukatlar bunu katliama karıştığına dair ikinci dereceden bir kanıt olarak değerlendirdi. Müvekkillerinin, koyu ten rengi nedeniyle adil olmayan bir yargılamadan korktuğu için kendisine zarar verdiğini savundular. Simpson daha sonra duruşmayı korkutucu bir deneyim olarak tanımladı. Kendisini düşman olarak gördükleri için orada bulunan hiç kimseye güvenemeyeceğini fark etti. Barış şüphelere rağmen, savcılık koyu tenli adamın mahkum edilmesi için yoğun baskı yaptı. Savunma makamı ise müvekkillerinin masum olduğu konusunda ısrar etti ve gerçek suçlunun hala serbest olduğunu savundu. Savcılık, konumunu güçlendirmek için jüriye Simpson'un evinde bir tur düzenledi. Ancak, malikanenin duvarlarında Simpson'u siyah toplum üyeleriyle çevrili gösteren çok sayıda fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafların, sporcunun itibarını sarsmak ve onu daha olumsuz bir şekilde göstermek için değiştirildiği anlaşılıyor. Tur sırasında evi ziyaret edenler arasında, Simpson'u iyi tanıyan kişiler de vardı. Fotoğrafların daha önce hiç yayınlanmadığını doğruladılar. Bu komplonun savcılık tarafından masum bir adamı suçlamak için düzenlenmiş olup olamayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. O.J. Simpson'un kendisi karısını taciz etmediğini ve cinayeti işleyebileceğine inanmadığını iddia etmiştir. Davanın sonunda, davadaki dedektiflerden biri, şüphelilere, özellikle de siyah şüphelilere şiddet uygulamakla övündüğü bir dizi röportaj verdi. Savcı davada bu tür eylemlerin olabileceği ihtimalini reddetti. Ancak sözlerine inanılmadığı görüldü. Bu durum savunmanın işine yaradı. Dava 16 ay sürdü ve bu süre zarfında O.J. Simpson ev hapsindeydi.
her iki tarafın kapanış konuşmalarının ardından jüri kararını açıklamak üzere çekildi. 4 saat sonra geri döndüler ve O.J. Simpson'u çifte cinayetten suçlu bulmadılar. Beraat etti. J. gülümsedi ve şöyle dedi. İyi, teşekkür ederim. İki jüri üyesi gülümseyerek karşılık verdi. Bir diğeri Simpson'u selamlamak için sol yumruğunu kaldırdı. Jüri mahkeme salonunu terk ettiğinde, kurbanların aileleri beklentilerini karşılamayan karardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Yakınları, jürinin ünlü kişiden etkilendiğine ve büyülendiğine inanıyordu. Bu nedenle aleyhteki hiçbir argüman onları ikna etmemişti. Bu karar çelişkili duygular dalgasına neden oldu. Yıldız'ın destekçileri sevinç içindeydi. Afro-Amerikan toplumu ırklarının tarihteki ilk büyük zaferi olduğunu düşünüyordu. Kurbanların aileleri ve savcılık ise öfkeliydi. Neredeyse tüm dünya bu olayları izliyordu. Yüzlerce muhabir Simpson, avukatları ve davaya dahil olan diğer herkesle röportaj yapmaya çalıştı. Televizyon programları konuyu tekrar tekrar gündeme getirdi. Karardan 9 ay sonra O.J. Simpson hala iyileşme sürecindeydi. Bir haber kanalı muhabiriyle buluştu ve yüksek profilli davadan sonra nelerle karşılaştığını anlattı. Hayatının hiçbir zaman kolay olmadığını, ancak şimdi zorlukların biraz daha farklı olduğunu söyledi. Spor ve film alanında bir kariyer inşa etmişti. Ancak böylesine büyük bir kırılmanın ve itibar sorunlarının ardından tüm bunlar mahvoldu. Bu dönemde adam ailesine, çocuklarına ve arkadaşlarına odaklandı. Eski eşi hayattayken çiftin çocukları onunla birlikte yaşıyordu. Annelerinin ölümünden sonra, Nicole'ün akrabaları dava süresince çocukları yanlarına aldı. Simpson şimdi kızı ve oğlunun velayeti için mücadele ediyordu. Her iki tarafın da diğerini kötü göstermeye çalıştığı çekişmeli bir dava daha başladı. 1996 yılında ceza davasının sonuçlanmasının ardından bir yargıç Simpson'un Nicole ile ortak çocuklarının tam velayeti için verdiği dilekçeyi kabul etti. Yaslı ebeveynler bu karara öfkelendiler ve velayet için başarısız bir şekilde savaşmaya devam ettiler. LaJay 2006 yılında 18 yaşına girip resmen yetişkin olduğunda mücadeleyi bıraktılar. 1997 yılında kurbanların aileleri tarafından Simpson aleyhine bir hukuk davası açıldı. Bu kez süreç çok hızlı ilerledi. Savcılık, suçluluk karinesine dayanarak Simpson'un tutuklandığı sırada, daha sonra katliam mahallinde izleri bulunan aynı ayakkabıları giydiği fotoğraflar da dahil olmak üzere, sanık aleyhine tartışmasız kanıtlar sundu. Bu olayda, O.J. kendine güveniyordu ve zaten çok para harcadığı deneyimli avukatlardan oluşan bir ekip tutmamaya karar verdi. Ancak işin o kadar basit olmadığı ortaya çıktı. Dava şaşırtıcı bir hızla ilerledi ve mahkeme kurbanların ailelerine 3,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Simpson bu paranın aslan payını hiçbir zaman ödemedi. Bu olaylardan sonra Simpson yıkılan itibarını yeniden inşa etmeye devam etti. Golf oynadı ve hatta daha sonra cinayetlerin arkasında olsaydı nasıl işleyeceğini birinci ağızdan anlattığı İyi Ben Yapsaydım adlı bir kitap yazdı. Bu çalışma biyografinin bir başka tartışmalı aşamasıydı. Bir protesto dalgasının yanı sıra karşı bir destek dalgasına da yol açtı. Kurbanların aileleri en büyük öfkeyi dile getirdiler. Çünkü hala cinayetin arkasında onun olduğuna inanıyorlardı. J olduğuna ikna olmuşlardı. Kitabın satışından elde edilen para öldürülen Ron'un ailesine gönderildi. Geçtiğimiz duruşmalardan sonra çifte cinayet davasının sessizliğe gömüldüğünü ve yıllarca dosyada kaldığını belirtmek gerekir. Cinayette kullanılan bıçak hiçbir zaman bulunamadı. 2016 yılında Lap, emekli bir memurun yıllar önce Simpson'un evinin yıkımı sırasında bir inşaat işçisi tarafından bulunduğu iddia edilen bir bıçağı teslim ettiğini bildirdi. Yapılan incelemenin ardından bıçağın cinayet silahı olmadığı ortaya çıktı. Suçla ilgili bir sonraki olay 2007 yılında Las Vegas'a yaptığı gezi sırasında meydana geldi. Bir grup silahlı adamla birlikte yerel bir spor malzemeleri satıcısının evine girdi.
Hikayenin kahramanının daha sonra itiraf ettiği gibi, bu saldırı soygun amacıyla değil, çalınan eşyaları iade etme arzusuyla yapıldı. İronik bir şekilde, adam bir şekilde Simpson için değerli olan fotoğraflar ve sporla ilgili hatıralarla sonuçlandı. Bunlardan bazılarını aile yadigarı olarak nitelendirdi. Görünüşe göre herhangi bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılamadı ve Simpson saldırının tek nedeninin kendisine ait olan eşyaları geri almak olduğunda ısrar etti. Ancak, aslında 550 bin dolar değerindeki spor kupalarını çalmaya çalışıyorlardı. Sonuç olarak, mahkemede onu savunmak için en iyi avukatların tekrar getirilmesi gerekti. Dava onun için kötü gidiyor gibi görünüyordu. Çünkü polis memurları, 5 kişilik bir grubun Simpson'un mülküne girdiği bir ateşli silah elde etmeyi başardı. Simpson, soygun ve silahla saldırı da dahil olmak üzere 12 suçla itham edildi. Daha önceki yüksek profilli bir dava ve diğer şüpheli olayların ortasında, mahkeme onu 33 yıl hapis cezasına çarptırdı. Birçok kişi bunu kurbanların ailelerine ödenecek 33.5 milyon dolarla sembolik bir tesadüf olarak gördü. Ancak yargıç bunun sembolik olamayacağı ve cezanın işlenen suçun ciddiyetine uygun olduğu konusunda ısrar etti. Las Vegas'ın önde gelen avukatları davanın Nevada'da yeniden görülmesi için temyiz başvurusunda bulundu. Simpson, savcılık tarafından delil olarak gösterilen ateşli silahları hiç görmediğini söyledi. Savcılık, tutuklu suçlulardan ele geçirildiği iddia edilen birkaç silah kullandı. Ovu yine tüm bunları daha önceki yüksek profilli bir davadaki zaferinin intikamını almak için planladığını iddia etti. Bu olay, birçok kariyer ve kaderi mahvettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kolluk kuvvetlerine yönelik tutumları yeniden tanımlayan bir döngüyü başlattığı için gerçekten de böyle bir tepkiyi tetiklemiş olabilir. Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu pek çok kişi bu olay sonrasında acı çekmiştir. Aynı zamanda, hikayenin kahramanının kesin olarak masum olduğunu da kanıtlamadı. Savunma avukatlarının yine tüm hünerlerini göstermeleri gerekti. Avukatlar, kimsenin zarar görmediği başarısız bir soygun için 33 yılın çok fazla olduğu konusunda ısrar ettiler. Avukatlara göre, cinayet için çok daha az cezaların verildiği davalar olmuştur. Mahkeme kararın eyalet yasalarına uygun olduğu konusunda ısrarını sürdürdü ve temyiz başvurusu reddedildi. Bu arada, hikayenin kahramanı hapisteydi ve kendisine dışarıda olduğu kadar ikircikli davranılıyordu. Bazıları onu bir adalet savaşçısı olarak görürken, diğerleri onu parmaklıklar ardına ait olan kana susamış bir katil olarak adlandırdı. Bu dönemde Afro-Amerikan toplumu ile yetkililer arasındaki gerilim artmaya devam etti. Birkaç tatsız olay meydana geldi. Simpson neredeyse 9 yılını hapiste geçirdi. 70 yaşındayken, yeni mahkum rehabilitasyon değişikliği sayesinde beklenmedik bir şekilde şartlı tahliye için uygun hale geldi. Ekim 2017'de serbest bırakıldığında O.J. pişmanlık duyuyordu. Suç dünyasında ve sinemada önemli bir figür haline gelen yaşlı Afro-Amerikan adam, geri kalan günlerini kendisini başından beri bekleyen ve destekleyen sevdikleri ve çocuklarıyla birlikte huzurlu bir ortamda geçirmek istedi. Nicole'dan olan oğlu ve kızı, babalarının haksız yere mahkum edildiğine ve ayrımcılık kurbanı olduğuna inanıyordu. Hala hapishanedeyken, evine dönmeyi hayal ediyordu. Ancak orada onu yıkıntılar bekliyordu. Adamın evine haciz geldiği için evini kaybetmişti. Bunun yerine Las Vegas'ta golf oynadığı ve hayatın tadını çıkardığı bir siteye taşındı. Ancak adaletin değirmen taşları yerinde durmuyordu. Nicole Brown ve Ron Goldman'ın faili meçhul cinayetini soruşturmak üzere yeni bir dedektif görevlendirildi. Yeni müfettişler, Casanova katili olarak da bilinen seri katil Glenn Edward Rogers'ın cinayetlere karışıp karışmadığını araştırıyor. Hali hazırda, biri 1995 yılında Florida'da, diğeri 1999 yılında Kaliforniya'da olmak üzere iki kadını birinci dereceden öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda. Rogers tutuklandığı sırada polise başlangıçta yaklaşık 70 cinayet işlediğini söylemişti. Daha sonra bu itirafını geri çekti.
Rogers'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde bir dizi benzer cinayet işlediğinden şüpheleniliyor, ancak suçlara karıştığını kanıtlamak henüz mümkün olmadı. Florida ve Kaliforniya'da idam cezasına çarptırılmıştır. Florida'da 1997'den bu yana ölüm hücresinde tutulmakta ve infaz edilmeyi beklenmektedir. Kendi ifadesiyle Rogers, Nicole Brown ve arkadaşının öldürülmesi olayına karışmış olabilir. Ancak, çifte cinayetin çözülmesine ilişkin henüz yeni bir bilgi yok. O.J. Simpson'un gerçekten suçlu olup olmadığı ve bu suçtan sıyrılmak için konumunu ve parasını kullanıp kullanmadığı bir gizem ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. 10 Nisan 2024'te O.J. Simpson kanserden öldü ve onu tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olarak bıraktı. Bir kamyon şoförü, önünde meydana gelen ciddi bir kazayı bildirmek için 911'i aradı. Ancak, yaklaştıkça garip bir şey gördü ve kısa süre sonra bunun sadece bir kaza olmadığı anlaşıldı. Samantha Hallor Lancaster, Pensilvanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Annesi Sandra ve ağabeyleriyle birlikte bir evde yaşıyordu. Samantha harika bir mizah anlayışına sahip, herkesi güldürebilen atletik bir kızdı. 15 yaşındayken 17 yaşında bir genç olan Benjamin Klinger ile tanıştı. Onun için bu ilk aşktı. Ancak Ben büyük bir hızla araba kullanıyordu, bu da herkesin onunla binmekten korkmasına neden oluyordu. Davranışları tuhaf görünüyordu ve arkadaşları bu çocuktan hemen hoşlanmadı. Görünüşe göre yanılmıyorlardı. Samantha'nın onunla tanıştıktan sonraki davranışları dramatik bir şekilde değişti. Beni sevdiğini açıklayarak arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşmaya başladı. Bir gün annesi, Samantha'nın beni evlerinin anahtarlarını verdiğini ve o yokken onları ziyarete geldiğini öğrendi. Kadın kızına kızdı ve onunla tartıştı. Sonuç olarak, Samantha evi terk etti ve kendi başına yaşamaya başladı ve Ben onu ağına çekmeye devam etti. Zaten o zaman zehirli bir ilişki kurdu. İlişki hızla şiddete dönüştü. Samantha okula morluklarla gelmeye başladı. Çok sayıda arkadaşı olan eğlenceli ve dışa dönük bir kızdan ketum ve içine kapanık bir kişiye dönüştü. Dersleri asmaya başladı ve notları kötüleşti. Arkadaşları Samantha'nın davranışlarındaki değişiklikleri fark ettiler ve açıklama talep etmeye başladılar. Kız onlara erkek arkadaşının kendisini küçümsediğini, değersiz hissettirdiğini ve hayatının her alanını kontrol ettiğini, diğer insanlarla sosyalleşmesine izin vermediğini söyledi. Samantha, Ben'in sadece kendisine hakaret etmekle kalmadığını, aynı zamanda onu merdivenlerden aşağı ittiğini, müstehcen fotoğraflarını arkadaşlarına dağıttığını, ona zorbalık yaptığını ve arabasını aşırı hızda sürerek onu tehlikeye attığını itiraf etti. Samantha ondan çok korkuyordu. Samantha'nın annesi Ben'in öfkeyle kızın bacağının üzerinden arabayla geçtiğini ve kızın hastaneye kaldırıldığını öğrenince hemen kızının yanına geldi. Kadın Samantha'yı bu tehlikeli adamla yollarını ayırıp sevildiği ve hoş karşılandığı eve dönme zamanının geldiğini ikna etti. Samantha kabul etti ve annesinin yanına taşındı. Ancak Ben onu yalnız bırakmadı. Eve geldi, telefon etti ve onunla buluşmaya çalıştı. Bir gün Samantha onunla konuşmaya karar verdi. Annesi konuşmalarına izin verdi. Ancak pencereden birlikte ayrıldıklarını gördü. Daha sonra Samantha teyzesini aradı ve korktuğunu söyledi. Otoyolda son sürat gidiyorlardı. Teyzesi Ben'in bağırdığını duymuş. Eğer telefonu şimdi kapatmaz ve akrabalarınla konuşmayı kesmezsen, arabayı yoldan çıkaracağım ve hiçbiri bizi bir daha göremeyecek. Dehşete kapılan kız konuşmayı sonlandırıldı. Neyse ki Samantha Ben'i sakinleştirmeyi başardı ve onu eve geri getirdi. Olayı duyan annesi, Ben'i kızını incittiği ve müstehcen fotoğraflarını dağıttığı için polise şikayet etmekle tehdit etti. Dehşete kapılan çocuk Heller ailesini geçici olarak yalnız bıraktı. Anne yine de polise gitti ve Ben aleyhinde bir rapor tutuldu. Onun baskısı olmadan Samantha yavaş yavaş normal hayatına dönmeye başladı.
mezuniyete hazırlanıyordu ve veterinerlik fakültesine girmeyi planlıyordu. Ancak 6 ay sonra durum bir kez daha kötüye gitti. Samantha'nın annesinin niyetinden vazgeçmeyeceğini öğrenen Ben, kıza acıklı mesajlar yazmaya başladı ve cezadan kaçmasına yardım etmesi için yalvardı. Bu Samantha'yı etkiledi ve onunla tekrar iletişim kurmaya başladı. Kısa süre sonra kız hamile olduğunu düşündü ve Ben ile ilişkisine devam etti. Arkadaşları onu bu adımdan ısrarla vazgeçirmeye çalışsa da, annesine bile bundan bahsetmedi. 4 Aralık 2012'de Samantha annesine arkadaşlarıyla dışarı çıktığını söyledi. Benden bir süredir haber alamayan kadın, kızının gerçekten arkadaşlarıyla birlikte olduğundan emindi. Gece saat 2'de kamyon şoförü 911'i aradı. Saatte yaklaşık 200 kilometre hızla giden siyah bir Toyota Celica'nın yoldan çıktığını ve bir korkuluğa çarptığını bildirdi. Arka planda bir kızın çığlıkları duyuluyordu. Kurtarma ekipleri olay yerine vardıklarında Samantha'yı yüzüstü yatar halde buldular. Bacakları arabanın içindeydi ve vücudunun üst kısmı çimlerin üzerinde yatıyordu. Başının üstünde Ben vardı. Kamyon şoförü yardım etmeye çalıştı, ancak yaralarını ağırlaştırmamak için sağlık görevlileri gelene kadar kazazedeyi hareket ettirmemesi talimatı aldı. Ambulans geldiğinde Samantha hayatını kaybetmişti. Ben hayatta kalmış ve hastaneye nakledilmiştir. Ertesi sabah Samantha'nın annesi kızının gece yarısı kendisine gönderdiği bir mesajı gördü. "İyi, seni seviyorum anne." Samantha daha önce böyle mesajlar yazmadığı için kadın şaşırmıştı. "Ben de seni seviyorum. Ne zaman döneceksin?" Ama cevap gelmedi. Çok geçmeden polis eve geldi ve 17 yaşındaki kızının bir kazada öldüğünü bildirdi. Anne Samantha'nın benle birlikte olduğunu hemen fark etti. Ben'in arabayı yoldan çıkararak onu öldürmekle tehdit ettiğini hatırlıyordu ve bunun bir kaza olmadığından emindi. Samantha'nın arkadaşları, Ben'in defalarca onu terk etmeye çalışırsa kaza yapmakla tehdit ettiğini doğruladı. Polis memurları kazanın kasıtlı olabileceğini düşünmektedir. İyileştikten sonra Ben, geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle o gece yaşananları çok az hatırladığını açıkladı. Ancak yaşananların trajik bir kaza olduğu konusunda ısrar etti. Hastanedeki bir hemşire, Ben'in kendisine bunun kendi hatası olduğunu söylediğini bildirdi. Samantha'nın emniyet kemerini çözmesine ve arka koltukta yatmasına izin verdiğini itiraf etmiştir. Ben Samantha'nın ölümüne üzülmüştür, çünkü Samantha onun çocuğuna hamileydi. Ancak Samantha ön koltuktaydı. Ben'in kafasındaki darbe izi ön camda kalmıştı, bu da Ben'in Samantha'nın kafasının üstüne yattığını ve onu boğduğunu gösteriyordu. Ona göre bu bir kazaydı. Ben arabadan Samantha'nın kafasının üzerine fırlamıştı. Olay yerini inceleyen kaza rekonstrüksiyon uzmanları Ben'in sözlerine inanmadı. Yolda hiç fren izi yoktu, bu da bunun kontrol kaybından kaynaklanan bir kaza olmadığını gösteriyordu. Bunun kasıtlı olarak yapıldığı sonucuna vardılar. Ayrıca Ben'in kazara arabadan uçup Samantha'nın kafasına düşmüş olma ihtimalinin de sıfır olduğunu düşündüler. Sürücü yolcu penceresinden uçup Samantha'nın kafasına düşmüş olamazdı. Uzmanlar, özellikle Ben'in emniyet kemeri takıyor olması ve omuzlarının bundan dolayı morarmış olması nedeniyle bu iddiayı reddetti. Emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı ve arabadan dışarı uçmadı. Samantha hala hayattayken kazayı gören tanıklar, onun "çekil üzerimden" diye bağırdığını duyduklarını iddia ettiler. Onlara göre, Ben bilerek yere yatmış ve onu itiyormuş gibi görünüyordu. Samantha güçlükle hareket edebiliyordu ve onu itmeye çalıştı ama başaramadı. Otopsi Samantha'nın ölüm nedeninin çoklu travma ve boğulma, ölüm şeklinin ise cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Bu bir kaza değildi. Samantha'nın hiç hamile kalmadığı ortaya çıktı. Dedektifler cinayeti araştırdı. Samantha ve Ben arasındaki mesajları kontrol ettiler ve Ben'in ona davranış biçimine hayret ettiler.
ona kötü davranıyordu ve numarasını telefonla "iyi aptal Samantha'yı" olarak kaydetmişti. Ben onu hor gördüğünü polislerden bile saklamamıştı. Ben saldırı ve fotoğraf dağıtmakla suçlandığında kefaletini ödeyip serbest kaldığı ortaya çıktı. Ondan sonra Samantha'ya baskı yapmaya başladı. Samantha, beni bir terapiste gitmeyi ve nafakasını ödemeyi kabul ederse suçlamalarını geri çekeceğini söyledi. Bu, ölümünün arifesinde oldu. Soruşturmaya göre Samantha kazadan sonra arabadan çıkmayı başarmış, ancak ben onun hayatta kaldığını fark edince işini bitirmeye karar vermiştir. Emniyet kemerini çözdü, arabadan indi, Samantha'nın başına oturdu ve "bırak beni" diye bağırırken onu boğdu. Ama bu durumda gerekçesi neydi? Bunu neden yaptı? Ben'in yeni bir kız arkadaşı olduğu ve muhtemelen Samantha'dan ve istenmeyen çocukluğundan kurtulmak istediği ortaya çıktı. Cinayetten sonra yeni kız arkadaşına "iyi artık birlikte olabiliriz ve o artık aramıza giremeyecek" demiş. Arkadaşlarının ifadesine göre, "Ben son zamanlarda Samantha'ya istenmeyen bir hamilelik yüzünden çok kızgındı ve ortaya çıktığına göre böyle bir şey yoktu." Bilmediği şey ise Samantha'nın test bile yaptırmamış olmasıydı. Dedektifler benim bilerek kemerini bağladığından ve Samantha'nın bağlamadığından emindi. Ben tutuklandı ve cinayetle suçlandı. İtiraf anlaşması yaptı ve 3. derece cinayetten suçlu olduğunu kabul etti. Ben 28 ila 56 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 4 yıl sonra ben fikrini değiştirerek Samantha'yı kasten öldürmediğini ve cinayetten değil sadece hız yapmaktan suçlu olduğunu belirtti. Ben, anlaşmanın doğasını yanlış anladığını savundu. Samantha'nın aile içi şiddet iddiasının sadece başkalarının sempatisini ve ilgisini kazanmak için uydurulduğunu ve samimi fotoğrafların kendisinden korkmadığını kanıtladığında ısrar etti. 2019'da ben temyize başvurdu, ancak reddedildi.